Özdemir İnce, 1 Eylül 1936 yılında Mersin'de doğmuştur. Çocukluk yıllarının başında ailesi zengin ve refah içindedir. Ancak babasının işlerinin iyi gitmemesi sonucu yoksulluğa düşerler. Henüz 6 aylıkken babası 4,5 yıllığına hapse girer. Babam hapishanedeydi ve ben bütün babalar hapishanededirler sanırdım. Başka bir nedenden dolayı değil, sadece baba oldukları için demiştir. Gazoz simit satar, garsonluk, kebapçı çıraklığı yapar, iplik dokuma fabrikasında çalışır. 5,5-6 yaşlarındayken arıların yoğun bir saldırısına uğrar. Bu olay onu bir seneye yakın yatağa mahkum etmiş, hatta ölümle burun buruna getirmiştir. Beyin hulması ve dizanteri ile mücadele eder. Çocukluğunda yaşadıkları sanatın ve dünya algısını etkilemiştir. Edebiyata gerçek anlamda ilgisi, içinde bulunduğu ortamın büyük etkisi ile lise yıllarında başlar. Hikaye yazmaya heves etse de bunu devam ettirmemiştir. Kendisinin bile hatırlamakta güçlük çektiği, bir mektupta görerek hatırladığı bir metni tamamlamadan bıraktığını sanmaktadır. 1956'da Mersin Lisesi'ni tamamlar. Gerçek anlamda edebiyat dünyasına girmesi, üniversitede okumak için Ankara'ya gelmesiyle olur. Dönemin önemli şair ve yazarlarıyla dostluklar kuracaktır. Ankara'ya geldiği zaman bir cahil olmadığını söyleyen İnce, hiç kimsenin ona şunu oku, bunu oku diyemediğini belirtir. Artık şiirleri 1957 yılı itibarıyla Pazar Postası'nda yayınlanmaya başlamıştır. İkinci yeni akımı şairleri olarak bilinen isimlerle dostluklar kurmuştur. Şiir anlayışı bu akımda değerlendirilir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini terk ederek 1960'ta Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca bölümünü bitirir. Bir yıl süreyle Sandıklı Ortaokulu'nda öğretmenlik yapar. Ardından yedek subaylık hizmetini İzmir Bornova 57. Eğitim Tugayı'nda tamamlar. Aydın Lisesi'nde öğretmenlik yaparken Fransız hükümetinin açtığı sınavı kazanarak 1965-1966 yıllarında Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde çağdaş Fransız dili ve edebiyatı ile fonetik okur. Fransa'da yaşadığı dönemde sanat çevrelerine dahil olur ve pek çok tanınmış sanatçı ile arkadaşlık kurar. Yurda dönüşünde Aydın ve Muğla liselerinde öğretmen olarak çalıştı. 1969'da TRT'ye girer ve 1982'de kurumdan emekli oluncaya kadar çeşitli görevlerde çalışır. 1982-1989 yılları arasında çeviri yaparak hayatını kazanır. Daha sonra yayın evlerinde çalışır. 2000'de köşe yazarlığına başladığı Hürriyet gazetesinden 2012'de ayrılır. 2012-2014 tarihleri arasında Aydınlık gazetesinde yazdıktan sonra artık gazetelerde yazmamaya karar verir. Gazete yazarlığının ardından kişisel web sitesini kurar ve 2014 yılından itibaren eski ve yeni yazılarını buradan yayınlamaya devam etmektedir. Kitapları hakkında bilgiler de bulunmaktadır. İlk şiiri 1954'te Kaynak dergisinde yayınlanmıştır. Pazar Postası, Türk Dili, A, Değişim, Dost, Şiir Sanatı, Papirüs, Soyut, Türkiye Yazıları, Milliyet Sanat, Yusufçuk, Adam Sanat gibi dergilerde yayınlanan şiirleriyle tanınır. Şiirleri başta olmak üzere denemeleri ve siyasi yazıları, köşe yazıları, seçki ve toplu eserleri, söyleşileri kitap olarak yayınlanmıştır. Çeşitli dillerden farklı türlerdeki eserleri Türkçe'ye çevirmiştir. Şiirleri Fransızca, Yunanca, Bulgarca, İtalyanca, Makedonca kitap olarak yayınlanmıştır. Şiir ve yazıları Almanca, Bulgarca, Çuvaşça, Fransızca, Hinduca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Macarca, Makedonca, Portekizce, Romence, Rusça, Sırpça ve Yunanca'ya çevrildi.
1990 yılında Fransız Sanat Onur Ödülünü almıştır. Çeşitli sanat topluluklarına üyeliği bulunmaktadır. Malerme Akademisi, Uluslararası Şiir Büyük Ödülü, Seçici Kurul, Avrupa Şiir Akademisi üyelikleri bazılarıdır. Hayatı boyunca edebiyat ve gazetecilik alanında çok sayıda ödülün sahibi olmuştur. Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü 1978, Uluslararası PEN Türkiye Onur Ödülü 2010, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Röportaj Başarı Ödülü 2001 bunlardan bazılarıdır. 1963 yılında Kargı şiir kitabını yayınlamıştır. Toplu ve seçme şiir kitapları birlikte düşünüldüğünde 40'ın üzerinde yayınlanmış eseri bulunmaktadır. Bunların bazıları Yedi Deryalar Geçsem, Can Yelekleri Tavandadır, Annemin Karnında Son Bir Ay, Yüreğin İçinde Bir Mühür Gibi, Tohum Ölürse, Toplu Şiirler 3 1994, Toplu Şiirler Uzaktan Daha Uzak, Yakından Daha Yakın 2012 kitaplarıdır. Yayınlanan iki eleştiri kitabının isimleri Yazmasam Olmazdı ve Mahşer'in 3 kitabı adındadır. Ne Altın Ne Gümüş 1997 yılında yayınlanan söyleşi kitabıdır. Denemelerinin ve siyasi yazılarının toplandığı kitabı bulunmaktadır. Çok sayıda şiir antolojisinin hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Çeşitli dillerden roman, şiir, düz yazı, eleştiri ve kuramsal kitaplar çevirmiştir. Hakkında Celal Soycan tarafından Mevsimsiz Bir Şair kitabı hazırlanmıştır. Soner Akpınar tarafından doktora tezinde hayatı ve sanatı işlenmiştir. Çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir. Bir tarih yorumu. Başkaları karar veriyor senin yerine. Seni bildiğini, tanıdığını sananlar. Seni değil, sadece kendilerini savunanlar. Ama ne su içmişler seninle, ne yola gitmişler. O diyorlar, şunu yapar, bunu yapmaz. O diyorlar, şunu sever, bunu sevmez. O diyorlar, kışın hiç güneye gitmez. Sıcak bölgelere göçmen kuşlar gibi. Senin ceviz ve çınara hasret göçmenliğini, senin eller yakan hasretini anlayamayanlar. Bir kenti yaşamak. Bir kenti yaşamak ona boyun eğmektir. Sözleşmesiz, anlaşmasız, ne derse tek tek yapacaksın. Düşünmeden, direnmeden. Yabancıysan ve gezgin değilsen, bir kent yeter diyeceksin. Tek bir ölüm, boğazına oturmuş olan, bir bardak su isteyen. Boyun eğeceksin yolcu, bir köle gibi tıpkı, anlamak için belki, nedir mutluluğu bir tutsağın.